Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba Bootstrap eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde yine data toggle ile ilgili bir olay göstermek istiyorum. Geçen dersimizde data drop dropdown vermiştik. Şimdi ise Collapse olayını göstermek istiyorum. Bu yüzden yine e, fileim açık ve yine e, unutmadan hemen şu tekleri include ettiğinizden emin olun min.css, minCS ve çıkqverinin minCSsi. Eğer bu elementlerimiz, bu linklerimiz, CDN'lerimiz doğru tabirle CDN'lerimiz projemize include edilmiş ise artık yavaş yavaş kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle collapse İngilizce bir terim. Ne oluyor? Collapse etmek, açmak, kapamak şeklinde olabiliyor. Biz şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Üst tarafa bir buton koyacağız ve bu butona tıkladığımızda alt tarafa bir paragraf açılıp kapanacak. Bu da böyle hafif bir efektle olacak. Şimdi onun için hemen kodlarımı yazıyorum. Yine container vereceğim ve bu araya şöyle bir h2 teki açıp işte basit bir collapse diyeceğim. F5'e basıyorum. Şu andaki görüntüm bu şekilde. Tamam, sıkıntı yok. Yine container'ın içerisinde kalarak önce şöyle bir şey diyeceğim. Bir tane butonum olsun. Bu butona şöyle yapalım. Ee, diyelim ki işte collapse mesela collapse için ya ne desek collapse tıkla. Bir bakalım çok mu böyle uzun oluyor collapse görmek için tıkla. Böyle bir buton ismi olmaz da hayatta. Ben şimdilik vereyim. Yani bu buton böyle bir buton olmaz ama yine de o butonu verdik. Şimdi butonumuzu biraz daha böyle en azından şey yapalım. Class verelim, güzelleştirelim. Şöyle yapayım. btn btn bu sefer info olsun mesela. F5'e verdiğimde şu şekilde butonumu oluşturdum. Tıkladığımda herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek. Bunları yapabilmem için birkaç tane atribüt vermem gerekiyor. Önce sizin de hatırladığınız gibi data toggle atribütünü vermem gerekecek. Data toggle atribütü biliyorsunuz direkt olarak şöyle içerideki değere göre değişebilen bir olay. Burada collapse olarak data toggle isteyeceğiz. Ve Burada arkadaşlar önemli en önemli nokta şöyle bir data target var. Yani hedeflenen kısım, hedeflenen data. Ben buna mesela demo diyeceğim. Demo yapıyoruz ya demo olsun. Şimdi bunu ben dikkat ederseniz şuradan ne olarak verdim? ID olarak verdim. Dolayısıyla aşağıda bu seçimi yaparken ID olarak orayı işaret etmem gerekiyor. Şimdi diyelim ki bir tane divimiz var. Ve bu divin içerisine ben şöyle geleceğim lorem ipsum'dan lorem lorem ipsum generator'dan bir paragraf alacağım. Şöyle komple şurayı aldım. Geldim bu divin içerisine yapıştırdım şimdi. İnanmıyorum ya. Şimdi oluyor. <laughs> bu divin içerisine yapıştırdım. Şurayı da şöyle kapatayım. Şimdi arkadaşlar bu div benim bu data target'ım olması lazım. Önce bunların beraber çalışabilmesi için bu div'e de bir class vereceğim. Class'ım collapse olacak. Tamam bu data toggle class olay birbiriyle bağlantı sağladı. Peki buna ne yapmam lazım? Data target'ım ID olarak demo olduğu için buraya da bir ID vermem gerekiyor. Bu da demo olacak. Şimdi geldim ve şunu kapatıyorum. F5'e bastım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir Collapse olayı yapabiliyoruz. Bu da Toggle sayesinde oluyor. Data Toggle sayesinde. Ve aynı zamanda Data Target'ımızı da ne yaptık? Burada ID'leri bu şekilde eşleştirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bu kadar kısa kodla bu kadar güzel işler yapmak Bootstrap sayesinde oluyor. Ee, gelecek derslerimizde yine görüşmek üzere.